Dedi ki şu maçı kaybet. Şunu al parayı koy cebine. Ya ben o para konusunda dedim, ben o para için dövüşmüyorum, ona göre ben... Dese ne yaparsın, ben bunu soruyorum sana. Ben yapmam öyle bir şey. Tersler misin? Terslerim. Yüze yüz. Yarı final. K1 yarı finali. Gökhan Saki, Zabit Samedov. Şey atacak. Bozduk parası atacağız. Kime düştü o kazanacak. Nasıl ya? Ya o tarafı bu tarafı seçeceğiz yani. Yani ben kaybederim diyor musun o zaman Zabit? Ya Gökhan'a. Kardeşle kardeşle nasıl dövüşeceğiz? Ama tamam, maç finale dövüşecek. Çıkacaksın sonra. Kazanan finale gidiyor. Gökhan gidecek. Ben öyle sen... teklif ederim. Şey atacağız. Bozduk. Kime o zaman düştü şike o? Yapmış olursun. Ya kardeş için arasında olacağız ama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O an gelip çattığımda bambaşka şeyler olur Zabit. K1 yarı final edilmesiniz. Evet. Final. Ben Gökhan Saki'nin seninle aynı fikirde olacağını zannetmiyorum. Tabii ki seninle özel maçta asla, süper fight'ta asla karşılaşmayı aklının ucundan bile geçirmez. Ben biliyorum. Ama evet, bir yarı final maçı olursa Gökhan seninle aynı fikirde olmayacaktır. Kabul etmezse çıkarız. Ne olacak daha? Kabul et. Ben vurmayacağım onu o zaman. Vurmayacaksın. Vursun kazansın. Helal. Belki ben şu anda seni denemek için söyledim. Gökhan'ın da fikirleri değişik olabilir tabii. Tabii ki, tabii ki. Ben de biliyorum onu. Yani denemek için o söyledim şimdi. Gökhan Saki de ben böyle bir maçı Allah bana nasip etmesin demişti. Evet. Bir yayınımız aynen sırasında söylemişti hem de bunu. Evet. Yine samimi bir soru. Samimi bir cevap bekliyorum senden Zabit Samedov. En çekindiğin isim kim? Yani kendini dışarıya at. Bana göre şu anda K1'in veya dövüş dünyasının bir numaralı kickboksçusu şudur. Kim dersin? Semih Schild diyorum ben. Semih Schild. Evet. Ama bu sene yenildi. Yenildi ama yani o kadar da değil. Peter Arts'a yenildi. Peter Arts da Bedri Harry'e ezildi. Biliyorum da ama puanla yenildi. O kadar da yenilmedi yani. Yenilecek. Peki beğeniyor musun Semih Schild'ın tekniğini? Yok. Beğenmiyorum ama adam büyük. Yani adam... O zaman... En çekindiğin isim Semih Schild oluyor mu? Çünkü çok sakat olabilirim o maçtan. Çok büyük. Çok. Peki böyle kas yapısı zayıf olan dövüşçüler var. Evet. Böyle kas mas hiçbir şey yok ama inanılmaz dövüşüyor. For example Gökhan Saki. Ya oğlum teknik aslında. Kaslar o kadar da şey değil ki. Gökhan Saki'de kas, bakıyorsun zaten... kas yok ama evet, nasıl bir dövüşçü herkes çok ayran. Teknik süper yani. Süper bir dövüşçü. Evet. Nasıl bakıyorsun? Kas mı? Sende de kas kitlesi süper. Ya herkes aynı olamaz ki yani. Herkesin öz şeyi var, vücutu var. Öz göğsemi var. Ya seyirciler kimse Gökhan için bağırıyor, kimse benim için bağırıyor, kimse başkasına bağırıyor. Yani herkesin öz şeyi var, görüntüsü var yani. Son olarak. Evli misin? Yok, bekarım. Bekarsın. Evet. Nasıl gidiyor? Böyle hayranların var mı, bayan hayranların? Ya ben Rusya'da yaşadığım için tabii ki duyduğumuza göre biliyorsunuz Rusya'da o konuda problem yok. Çoktu, çok. Nasıl yani demek istiyorum. Yani yüzün kızardı bu arada. Şimdi bir haykit geliyor sevgili izleyiciler. Sen özünü hiçbir zaman kaybetmiyorsun. Özellikle Türkiye'ye büyük bir hayranlığın var. Bunu neye bağlayabiliriz? Türk'üm, onun için Türk millette beni seviyor ya zaten. Ben kalbimde bir Türk gibi kendimi hissediyorum. Azeri ve Türk, biz İki devlet, bir millet iki devletiz. Ona göre de... Bir millet iki devlet. Evet, bir millet iki devletiz. Kafkasya'da birçok Türk devleti var. Tabii, değil mi? Bunlardan tabii, bir tanesi de Azerbaycan. Ve sen hem orayı hem burayı temsil etmekle kendini mükellef etmişsin. Tebrik evet ediyoruz. Evet, şimdi de Erhan Deniz'i stüdyomuza davet ediyoruz. Tekrar merhaba Atın Yumrukları. Erhan hoş geldin. Kardeşim. Antrenman partnerisiniz. Evet, tabii. İnanılmaz çalışıyorsunuz. Sabah akşam. Değerli izleyiciler görüyorsunuz sağımda Erhan Deniz, solumda Zabit Samedov. Var mı bana yan bakan yani değil mi? Var, ben yan bakıyorum sana. Neden diye bir sor bana. Bir sor neden de. Neden hayırdır? Çünkü buraya her geldiğimde beni terletiyorsun, bana zor sorular soruyorsun. Bir dakika bana da sordu öyle bir soru. Evet ben adını yani Zabit de sordum. Ya bu anlamıyorum. Bu zor sorular nedir? Bu, biz buraya gelmişiz bir program çekme, bu zor sorular nedir? Biz onu anlamıyoruz. Terletiyorsun adamı vallahi. Tamam da kusura bakmayın da burası da Fox Studios'u beyler. Ona göre diyorsun. Fox Studios arkadaşlar dışarıda. Burası Fox Studios ama boynum kıldan ince. o da bir gerçek. Şimdi 27'sinde Ahmet Cömert Spor Salonu'nda İranlı ile karşılaşacaksın. Kemik kıran diyorlar ona. Ev kuşunun kolunu kırmıştı hatırlayacaksın. Sonra Uğur'la bir maç yaptı. Yine kazandı. Türkiye'de bir türlü kaybetmiyor. Sonuçta seninle dövüşecek. Görüşlerini soracağım ama Zabit de hazır buradayken sporcular çok merak ediyorlar. Erhan Deniz, Zabit Samedov, Bedri Harry nasıl hazırlanıyorlar? Yani siz birlikte çalışıyorsunuz. Şöyle biraz antrenman tekniklerini gösterebilir misiniz?
Şimdi eğitici bir antrenmanda hafta. Vurmanıza gerek yok. Şöyle bir başlayın isterseniz. Kondisyon maksadında antrenmanda koşu, torba ve gölge boksu varken bir de karşılıklı antrenman yapıyoruz. Mesela evet. Karşılıklı antrenmanda zabit ikimiz de eldivenliyiz tabii. Tam teçhizat giyiniyoruz. Ve zabit bana işte sol direkt sağ lok atıyor mesela antrenmanda. Ben blokluyorum. Ben ona cevap veriyorum. O blokluyor. Yani bir şekilde hani rakibin bize yapabilecekleri atakları önceden antrenman evet. yaparak önceden kesmeye çalışıyoruz. Blokluyoruz, kaçıyoruz. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde yapar mısınız? Tamam yaparım. Mesela sol direkt blok atar, o bana atar, ben bloklarım, ortaya atarım, o çıkar, ben bloklarım, o bloklar. Bu şekilde. Soru, hemen soru. Low kick atarken alttan bazen gardını açıyorlar. Direkt yumrukta karşılık verdiğinde çok tehlikeli olmaz mı bu? Tabii. Ben görüyorum dövüşçüler bazen böyle low kick atacağım derken gardını evet. tamamen açıyorlar. Ya biraz evet. amatör sporcular evet. öyle. Bir onu bir gösterir misiniz? Low kick atarken... Ama kaçmak lazım o zaman low kick atarken, ya biraz daha... yumruk atarken biraz... Biraz daha yana kaymanız lazım ki evet. low kick güzel otursun. Ya yumruk bak. Yumruk. Bu sefer yumruk burada kalıyor. Aparkat gelir mi? Aparkattan da çıkıyorsun zaten. Ne atarsa? Çıkıyorsun. O sana orada sol sağ direkt atsa bile, kombinasyon evet. yapsa bile senin low kick... Yine çıkıyorsun. Onun bacağında olacak. Yani bu örneği gösterdim. Tabii ki böyle atırken, böyle oradan yumruk atırken ineceğiz. Direkt bayılırsın değil mi? Evet. Yani bokstan farklı. Hani boks biraz daha düz yumrukları ama kickboks biraz daha hani kafanın... O zaman biraz daha sizi daha baş başa bırakalım izleyicilerimizle. Biraz çalışın. Gerçekten bunu Türkiye'de amatör dövüşçüler görmek istiyorlar. Buyurun. Tabii bir model yapalım. Yeter. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzeldi. Zabit bizimle kalabilirsin. Benim Erhan'la konuşacaklarım var. Belki sana da... Artı sorular da sorabilirim. Erhan şimdi bu İranlı çok tehlikeli. Evet. Yani hiç yabana atılacak seyret bir adam değil. Seyret. Ahmet Cömert.